özellikle okul çağındaki çocukların her birinin bir ebeveyn terbiyesinden geçtikten sonra okullara geldiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çocukların ilk eğitildiği yer okul değil, aileleridir. Aileden başlıyor eğitim. Ailede daha çok eğitimsel boyutuyla eğitimler verilirken okullarda öğretimsel boyutuyla eğitimler veriliyor. Bu ikisini bu anlamda birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Ülkemizdeki eğitim sisteminde bütün müfredat ve bütün sistem sadece öğretimsel boyut üzerine bina edilmiş. Okulların da sadece öğretimsel boyutuyla değil, çocukları eğitimsel boyutuyla desteklemeleri gerekiyor. Bu zaten çocukların fıtratına ve ruhuna uygundur. Ya da tam tersini söyleyecek olursak, çocuklara sadece öğretimsel müfredatı vermek çocukların fıtratına aykırıdır. Çünkü çocuk çok hızlı gelişen, çok hızlı büyüyen, çok hızlı değişiklikler geçiren bir varlıktır, bir mekanizmadır. O mekanizmayı doyurmak için de eğitimsel boyutuyla, yani bizim dilimizle ahlaki ve değerler eğitimi boyutuyla da yetiştirilmeleri gerekiyor. Yoksa hızlı büyüyen, hızlı gelişen, hızlı dönüşüm geçiren mekanizmanın değersel boyutuyla eksik kalması çocukta ciddi yaralar bırakır ve onarımı çok güç süreçlere maalesef götürüyor. Ve biz maalesef geldiğimiz noktada hep bunu dışarıda da hep söylerler, biz de söyleyelim. Yani çocuklarımızı biz maalesef öyle bir noktaya getirdik ki çocuklar sadece test ve tostla büyüyorlar yani. Bakıyorsunuz çocuklar evet öğretimsel boyutuyla zihinlerini bu anlamda çok yoruyorlar. Test anlamında, bilgisel anlamda, öğretimsel anlamda. Aynı zamanda bakıyorsun çocuklar çok da obur olmaya başlıyorlar. Yani bunun sebebi şu, biz çocuklarımızın maalesef sadece büyürken bir meslek sahibi olmalarını hep umut ederiz. Yani buradaki temel eksiklik burada. Dolayısıyla bizim çocuklarımızı sadece bir meslek sahibi olma noktasında değil, onun aynı zamanda çok iyi bir ahlaki noktaya da gelmiş olması da bizi ilgilendirmesi gerekiyor ve bu anlamda da çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun hep örneğini veririz. Yani evet çocuklarımız doktor olabilirler ama organ mafyasına bulaşmış bir doktor olabilir yani bu. Ya da bir çocuğumuz mühendis olabilir, inşaat mühendisi olabilir ama demirden kaçıran ya da binanın statiğini bozan bir sistemle karşımıza çıkabilir. Demek ki sadece öğretimle, bilgiyle donatmakla çocuk yetiştirilmiyor. Toplum geliştirilmez bu şekilde. Toplumun temel yapısına dinamit koymuş oluyoruz dolayısıyla. Bunu diğer meslek grupları açısından da örneklendirebiliriz. Okul öncesinden başlamak üzere bu değerler eğitiminin çocuklara verilmesi gerekiyor. Ama bir plan dahilinde verilmesi gerekiyor. Yani öğretmen arkadaşlarımızın tamamen onların isteklerine bırakmadan. Tabii bizim arkadaşlarımız eğitim camiası bu anlamda çocukları elbette yetiştiriyorlar. Her öğretmen mutlaka bu anlamda üzerine düşeni yapıyordur ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu müfredat haline dönüştürerek gerekirse bu dersle ilgili bir öğretmen ataması bile yapması gerekiyor. Yani ahlak ve değerler eğitimi adı altında bir dersin mutlaka verilmesi gerekiyor. Bu problemlerin önüne geçmek, çocuğa kimlik kazandırmak, çocuğa kişilik, karakter kazandırmak için değerler eğitiminin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani bununla ilgili Necmettin Erbakan hocamızın çok güzel bir sözü var. İki üçten her zaman büyüktür söylemiyle ilgili bir yorumu var. Üç ikiden her zaman büyük değil. İkinin de üçten daha büyük olduğu durumlar vardır. O da nedir? Mesela iki helal para üç haram paradan daha değerlidir yani. Ama işte bu çocuklara
İki kereyi iki öğretmek kolay. Ama iki helal paranın üç haram paradan daha kıymetli olduğunu öğretmek de lazım.